Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda yükleniyor ikonları siteye nasıl hızlı bir şekilde entegre edilir bundan bahsedeceğiz. Bunun içinde bir sitemiz var. Loading.io sitemiz arkadaşlar. Bu site üzerinden istediğiniz gibi loading ikonları koyabiliyorsunuz sitenize ve gayet kullanımı da basit bu site için. Ayrıca arka planların, hareketli arka planlar nasıl yapılıyor? Onlarla alakalı da konuşmaya çalışacağız. Şimdi Loading.io sitesini açtıktan sonra bu kısımda gördüğünüz gibi değişik ikonlarımız var. Biz yine her zamanki gibi free olanlardan bakacağız arkadaşlar. Free ikonlarımız gayet başarılı ikonları var arkadaşlar. Mesela şu hangisine tıklarsanız onunla alakalı sitenize, işte sitenizde görünmesini istediğiniz yükleniyor ikonunu buraya getiriyor ve bize burada ön izlemesini gösteriyor arkadaşlar. Ayrıca sizin bu ikonun rengini sitenize göre optimize etmeyi de sağlıyor. Mesela işte şu şekilde bir yükleniyor ikonunun rengi belki sizin renginize uymayabilir. Buradan mesela şöyle bir renk kullan, renk paleti olarak işte şöyle bir renk paleti kullan şeklinde istediğiniz herhangi bir rengi buradan ne yapabiliyorsunuz? Sitenize dahil edebiliyorsunuz. Mesela burada şu var ya da şöyle bir ikon tercih ettiniz. Buradan paletini ayarladınız. Mesela ne diyelim? Şunu kullan ya da burada şunu kullan gibisinden use this palet dedik. Şu paletin ben sisteme uyumlu olduğunu düşündüm ve bunu almak istiyorum. Bunu nasıl alacağız? Bakın burada bir sürü seçenek var. Burada GIF olarak çıkartabiliyorsunuz. SVG, ki biz bunu çıkaracağız arkadaşlar. SVG formatında çıkarttığımızda biz bunu sitemizde çok rahat imaj SRC ile alıp istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. CSS'ini çıkartabiliyorsunuz ve PNG halinde indirebiliyorsunuz bunu. Biz ama işimize yarayan kısmı bir static bir de animated. Biz animated, yani animasyonlu şekilde, aynı şu şekilde gördüğünüz şekilde indirmek istiyoruz. Animated'a tıkladım ve burada free download dedi ve buradan download diyerek SVG'yi indirmiş oldum. Peki. Bunu hemen klasörde göster. Ctrl X diyorum. Bu SVG'yi aldım ve nereye yapıştıracağım? Şu an yükleniyor klasörümün içinde, şuraya yapıştırdım arkadaşlar. Peki ben bunu sistemde nasıl kullanacağım? Hemen başlayalım. Şimdi index var ve şu an yapıştırdığım küp var. Burada hemen hızlı bir şekilde kullanacağım için nokta kapsa diyelim. Tam ortaya da getirmeye çalışalım. Bunun içerisinde imaj SRC ile yapacağımız şey basit. Bunu sadece almak, bu kadar. Bu şekilde biz ne yapmış olacağız arkadaşlar? F12 tuşuna bastığımda bakın gördüğünüz gibi kullanılmaya başladı bile. Herhangi bir sıkıntım da yok. Gayet güzel bir şekilde ben bunu kullanabiliyorum. Peki ben bunu tam ortada kullanmak istiyorum. Genelde sitelerde ne oluyor arkadaşlar? Tam ortada yükleniyor ikonu vardır. Burada hemen hızlı bir şekilde stillendirme yapalım. Style içerisinde işte nokta kapsaya ne diyelim? Diyelim ki işte height'ı 100VH olsun. Genişliği 100/100'de diyelim. Ve display flex yapısında olsun. Ve burada da ne diyelim? Justify content center. Align items center şeklinde bir şey yaptık. Hızlı bir şekilde stillendirdik ve tam ortada bunu görüntüleyebiliyoruz. Hatta sitelerde şu yapılıyor. Kendisine ait ikonu buraya koyuyor. Aslında site yüklenmese dahi 5 saniye 6 saniye bekletiyorlar sizi. Ve bu şekilde ikonlarını gösteriyorlar. Bu ikonları gösterebilmek için de hani 5 saniye bu sayfada kalsın istiyorsa işte meta refresh yazarak arkadaşlar şuradan hemen kodunu alalım. W3 school'dan değil de şurada CSS strip'ten alalım. Şuradan hemen mesela şu kodu kopyalıyorum arkadaşlar. Şöyle hızlı bir örnek uygulama olsun diye yapıyorum bunu. Burada head tagları arasında metayı yapıştırdım. 5 saniye sonra mesela hangi URL'ye gitsin? İşte Google'a gitsin mesela. Şu an için sistem yok ama Google'a gitsin. Siz kendi sitenize gittiğinizi düşünün arkadaşlar. google.com dedik. Ve F12 dedim. Bakın şimdi 5 saniye sonra Google'a gidecektir. Evet, gördüğünüz gibi Google'a gitti. Yani yükleniyor ikonu, gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Tabi 5 saniye çok fazla. 2 saniye içerisinde hemen görünsün. 1, 2. Hemen Google'a
gitmiş oldu arkadaşlar. Bu şekilde istediğiniz gibi sitenizde bir ikon kullanabilirsiniz. Tabi burada çok çeşitli ikonlar var. Burada mesela ne diyebiliriz? Şurada Spinner Galeri'ye giderek, bakın şurada ikon kısmında Spinner Galeri var. Bakın burada istediğiniz herhangi bir ikonu beğenip kullanabilirsiniz. Fakat şöyle bir sıkıntısı var. Tabi hepsi free değil. Free yazanları eğer ücretsiz kullanmak istiyorsanız böyle bir şey yapabilirsiniz. Fakat mesela sitenizde işte herhangi bir site olabilir. Mesela meteorolojinin sitesi diyelim. Burada yükleniyor ikonunu arkadaşlar. Şöyle bir şey yapmak istediğinizde diyor ki 2 dolar 1.99 doları gözden çıkarman gerekir diyor. Çünkü bunu indirebilmen için ne yapman gerekiyor? Pro versiyonunu kullanman gerekiyor. Kredi kartı falan istiyor. 2 dolar arkadaşlar vermeniz gerekiyor. Ama biz tabii ki free kullanacağımız için bunları vermiyoruz. Ayrıca bakın burada da free'de de gayet güzel, başarılı ikonlar var. İstediğiniz herhangi ikonu arkadaşlar yükleniyor ikonunu buradan alıp kullanabiliyorsunuz. Peki text olarak ne kullanılıyor? Yani mesela diyelim ki text olarak bir şey yazmak istediniz. Bakın burada da çok güzel loading mesela. Loading textini getirmiş buraya. Ama biz tabii Türkçe bir sitemiz olduğunu düşünürsek yüklen diyelim mesela. Yüklen. Yüklen gibisinden bir ikon oluşturmak istiyoruz. SVG'ye tıkladık. Animated'a tıkladığımızda bakın yine download geldi. Download'a tıkladığımda bakın bir şey indirdi. Klasörde gösterdiğini bunu Ctrl X yapıp sitemize dahil edelim. Mesela şu siteye dahil ettim. Bu da arkadaşlar ne? Bu ikonun yazı hali. Bu şekilde geldim buraya ve sadece ImageSRC'deki şu SVG'yi sildim. Ctrl Space diyerek Vanilla denilen şeyi aldım. F12 tuşuna bastığımda bakın gördüğünüz gibi sitenin tam ortasında yükleniyor. Geldi tabii 2 saniye sonra hemen kayboldu. Şunu hemen bir 5 saniyeye yine çıkaralım. F12 tuşuna basalım. Bakın 5 saniye boyunca yükleniyor ikonu gelecek ve sonra yine Google'a gidecek. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi burada tabii text halini de alabiliriz dedik. Ayrıca tabii bunun da çok güzel textleri var aşağıda. Bakın free olarak kullanabileceklerimiz bunlar ama adamlar tabii çok da güzel ikonları paralı olacak şekilde ne yapmışlar arkadaşlar? Yapmışlar. 2 dolara çok güzel loading ikonları, daha doğrusu yazıları burada mevcut arkadaşlar. Buradan istediğinizi eğer ücretli versiyon kullanmak istiyorsanız buradan gelip kullanabiliyorsunuz. Tabii burada tekstin paletiyle de oynayabilirsiniz. Mesela yine aynı şekilde daha deminki yerdeki gibi text paletiyle oynadığınızda şöyle bir şey de kullanabiliyorsunuz. Gelelim background kısmındaki loading patterns'lere. Özellikle bazı sitelerde görmüşsünüzdür kayan arka planlar var. Bunlar da aslında birer SVG diyebilirim. SVG fakat burada benim kullanabileceğim free bir SVG bulamadım açıkçası. Buraya gelip hemen mesela şöyle bir matrix arka planı almak istiyorsunuz. Buraya geldiniz. Bakın şu arka planı aslında sitenizde kullanabilirsiniz. Fakat dediğim gibi burada mesela SVG'ye tıkladım. Animated'ın yanında Pro versiyonunun olduğunu görüyorum. Static'te buy diyor. Mesela static indirelim ya da animated dediğiniz zaman tabii ki burada ne diyecek? Ücretli versiyon olduğunu söyleyecek size. Fakat biz burada şöyle hemen tekrardan aynı yere gidelim. Burada GIF olarak indirsek acaba nasıl olur? Şurada SVG ya da static diyelim burada. Static indirdiğimizde free download diyelim, download diyelim. Evet, şuradan bir klasörde göster diyelim. Şunu mesela bir alalım sitemize. Statiğini indirdik arkadaşlar bu arada. Şuraya getirdim, yapıştırdım matrix'i. Bu matrix'i kullanmak istediğinizde hemen şunu sildim ve şuradan matrix'i kullanmak istiyorum dedim. F12 tuşuna bastığımda bakın gördüğünüz gibi sadece küçücük bir arka plan oluşturacaktır. Tabii 5 saniye sonra gene mecburen atıyor. Bu şekilde sadece statik bir SVG almış olacaksınız. Çok da bir işinize yaramayacak. Çünkü animasyonun olmadıktan sonra o arka planın bir anlamı yok. Burada tabii çok değişik güzel arka planlar da var. Burayı kurcalamanızı tavsiye ederim. Burada değişik güzel arka planlarımız mevcut. Şuna bir tıklayalım mesela. Şu şekilde kayan, akan
değişik arka planlar mevcut arkadaşlar. Loading.io sitesinde dediğim gibi bu şekilde SVG'yi alıp istediğiniz gibi loading ikonları ne yapabiliyoruz? Yapabiliyoruz. Bu videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Preview.